Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu sandığın içinde ne var diye merak ediyorsunuz. Askeri sandığına benzeyen bu malzemenin içinde arkadaşlar daire testere var. Özellikle kutuyla başlamak istedim. Böyle bir şey yapmışlar, kutu yapmışlar. Enteresan. Cat Power ürünü. Hemen kutumuzu şöyle açalım. Gerçekten de enteresan bir kutu yapmışlar. Şimdi arkadaşlar elimizde bir daire testere var. Cat'in bir daire testeresi. Cat 1200 modeli arkadaşlar. Hemen şöyle elektrikle çalışan bir model. 1200 watt, 4500 RPM ve 185 milimetre çapında diskine sahip arkadaşlar. Şimdi her zaman yaptığımız gibi başlangıçta şeyimizi, uyarımızı yapalım. Bu alet yüksek devirli bir alet. Gerek buradan gelebilecek tehlikelere karşı testeresinden gelecek tehlikelere karşı gerekse elektriksel çarpılmalara karşı dikkatli olalım. Kendimizi riske atmayalım arkadaşlar. Şimdi bu daire testeremiz sıkıntısı, problemi ne? Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Şöyle kaba taslak gözle bir inceledik. İçinden kıvılcım geliyor. Muhtemelen kömür arızası diye tahmin ediyoruz. Kömür bitmiş diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle biz her zaman ne yapıyoruz? Aletlerde kablo kontrolü yapıyoruz. Genelde bu aletler şuralarından kopabilir. Aletlerin kabloları işte sürekli buralardan kasıldığı için bu buralardan kopabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Fişimize takıyoruz emniyetli bir şekilde. İşte civatasının falan sıkı sıkı olduğundan, kapağının, koruma kapağının kapalı olduğundan emin olduktan sonra fişimizi takıp şuralardan, evet bakın emniyet şeyi var. Ona bastırıp etini basıyoruz. Çalışmıyor arkadaşlar. Şuradan kontrolünü yapıyoruz. Acaba kopuk var mı diye. Şu vaziyette. Orada da yok. Kablonun prizi bize geçtiği yerde kablo fişinin olduğu yeri kontrol yapıyoruz. Orada da problem yok. Demek ki tahmin ettiğimiz gibi sorun iç tarafında. Bu işlemi yaparken de tetiği şeyine basıyoruz. Çalıştırma düğmesine basıp kablolar öyle hareket ediyoruz arkadaşlar. Bu işin püf noktası o. Şimdi bu şeyde daire testerede ilgimi çeken bir konu var. Normal standartların dışında bir şey yapmışlar adamlar. Bakın şurada şuraya bir şöyle bir şey koymuşlar arkadaşlar. Bu ne dedik yani, sensör mü, böyle algılayıcı bir şey mi, lazer mi falan. Meğerse adamlar hiç üşenmemiş. Şey koymuş. Işık koymuş arkadaşlar. Lamba koymuş. Bu da iki tane küçük kalem pille çalışıyor herhalde. Elimizde kalem pil olmayınca da denemeyeceğim. Böyle de bir şey yapmışlar. Şuraya da böyle aç kapama düğmesi yapmışlar. Şimdi bunu yerine takalım. Evet, şu şekilde. Arkadaşım niye geçmiyorsun? İşin başından arkadaşlar bizi üzmeye başladı. Hayırlısı bakalım. Neyse orasına bilmiyorum. Orası mı dursun şöyle. Şimdi öncelikle ne yapalım? Fişimizi tekrar çekelim arkadaşlar. Çektik. Elektrik çarpılmalarına karşı dedik. Yıldız tornavidayla şu kapak tarafını bir açalım. Görelim bakalım ne var, ne yok.
gördüğünüz gibi arkadaşlar kömür kısmı çıktı. Kömür kısmı çıktı. Kömürleri nasıl? Evet, şöyle de bir geçmeli yer yapmışlar. Bakın şu vaziyette. Şöyle çıkıyor geriye doğru. Bunun geriye çıkmasını engelleyen parça da şu arkasındaki kapak ve kömürleri tutan parçalar, şu artı işaretli çıkıntılar arkadaşlar. Şunlar. Evet, hakikaten kömür hoşaf olmuş, bitmiş. Kis de bitmiş. Hatta içinde sıkışmış kalmış da diyebiliriz. Çünkü birazcık çıktı geriye doğru. Bu da mayne diye bakacağım. Birazcık çıktı dışa doğru. Bakalım bunu çıkarabilecek miyiz? Bayağı sıkışmış arkadaşlar. Evet dostlar, kömürleri bakın şurada yerinden çıkardım. Yani bu aslında iş görür mü? Biraz daha görür. Lakin hazır sökmüşken de diyorum ki yenileyelim. Uçları falan da bayağı bozulmuş. Bunun ucunu düzenlediğimiz zaman da bir miktar daha aşınacak. Şu seviyeye kadar getirmemiz gerekecek. Hazır sökmüşken kömürlerini değiştirelim. İkisini de çıkardım. Ama şimdi bir de kömürlerini şöyle koyalım yana. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Şimdi bu aletin kömürün bastığı bir yatak var arkadaşlar şurada. Şurada bir yatağı var. Onun da bir temizlememiz gerekiyor. Acaba sökmeden yapabilir miyiz diye şöyle bakıyorum. Sökmeden şu yandan zımparayı sanki tutabiliriz arkadaşlar. Evet. Sökmeyelim. Sökelim. Kömürün bastığı yatağı temizleyelim diyecektim. Şuraya sürter kömür. Arkadaşlar bakın şurada alet odaklayabiliyorsa şu kısma sürter. Burası birazcık böyle şey olmuş, kararmış. Şimdi bu kömür, bu aslında çok fazla şey bir alet değil. Taze bir alet. Ama neden bu tarz aletlerin kömürü biter? Birincisi normal kullanıp uzun müddet kullanınca biter arkadaşlar. Bir de çok fazla zorladığımız zaman kömür bu vaziyete gelir. Kömürü fazla aşındırır. Çok aşırı zorlarsanız bu hale gelir. İki sebepten dolayı kömürler gider. Hatta biraz daha zorlanırsa da içindeki şuradaki sargılar, işte yastık dıştaki sargı, yastık sargı, içerideki de dönen sargı, kolektörün sargısı diye geçer. Onlar yanar. O yüzden çok fazla zorlamamak lazım. Normal koşullarda dediğim gibi evde kullanılan bir aletin kömürü kolay kolay bitmez. Hadi gelin kömür yatağını da temizleyelim, zımparalayalım, kömürümüzü de takalım, işi bitirelim. Evet arkadaşlar, şeyini de bizim para yardımıyla, bakın şu kömürün değdiği yatağa değdirelim. Alttan da, yani artık nereden döndürebilirsiniz, kolektörün dönmesini sağlayıp o kömür yatağını da bu şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Niye temizliyoruz? Bu kolektörün bu kömür değme yerleri, kömür yatakları fazla zorlamadan dolayı kararmış. Yüzünde bir temas almayan bir tabaka oluşmuş arkadaşlar. O yüzden biz bu
diğer yerlerini zımparasını tornalama usulüyle yaptık. Şimdi bir de bunun bu aralarda şeyi var. Şöyle çizgileri var arkadaşlar. O çizgileri de bakın şöyle aşağıya doğru çizgileri var. Bu çizgileri de ne yapıyoruz? Bir ucu sivri telle, ucu sivretilmiş bir telle aralarındaki şeyi boşluğa sürtüyoruz arkadaşlar. Şöyle yukarı aşağı ki kanalında bunun buradaki kanalında temizlememiz icap ediyor arkadaşlar. Hem içinde pislik kalmayacak hem de içinde metal tozu falan kalıp kısa devre yapmasın diye arkadaşlar. Evet, bunu da böyle zaten temizmiş, çok fazla bir şey yokmuş. Böylelikle de şöyle bir içlerine geçip arasında temizlemesini yapalım. Arkadaşlar tamam. Şimdi yeni bir taze kömür alıp bunu yenileyelim. Kömür elimizde mevcut da yok. Sanayiden alıp takalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Kömürümüzü temin ettik. Şöyle kömürümüzü aldık arkadaşlar. Şimdi şöyle kömür yatağına geçişine de bakıyoruz. Rahat geçiyor. Biraz sıkı geçmişti. Çünkü neden sıkı geçmiş? Çok fazla zorlayınca buraları ısındırmış ve plastik içe doğru şeyi sıkmış arkadaşlar. Kömürü sıkmış. O yüzden kömürün burada böyle rahat hareket ediyor olması lazım. Ben de ne yaptım? Hemen bir zımparayı düz bir zemine koyup kömürü sürterek hafiften aşındırdım ve rahat çalışmasını sağladım. Şimdi bir de eski kömürlerine bakacak olursak aslında çok arasında bariz aşınma farkı yok. Bakın yani şu kadarcık falan aşınmış. Şimdi bunun eğer birazcık daha fazla yani bu kömür bile kullanılabilir işin aslı. Lakin bakın bunun şunun şurasında bir seti var. Şurada bir set var. Yukarıya doğru gitmiyor. Yani bu burada çalışırken bakın şunun kömürün daha fazla o setten aşağı çıkmasını engelleyen bir sistemi var arkadaşlar. Şurada belki göremiyorsunuz da ben şu telle göstereyim size. Bu buraya kadar geliyor. Ondan sonra onun aşağı gitmesini daha aşağı gitmesini engelliyor. Siz bu kömürü sıfıra kadar kullanabilirseniz buraya bir demir testere yardımıyla burayı şu vaziyette şöyle aşındırıp ya da şuradaki tırnağını kırıp sıfıra kadar da kullanma imkanınız var. Daha da belde kalırsanız şeyde kömür imkanınız olmazsa ya bu dediğim gibi şu kanalı demir testeresi gibi bir aşındırıcı bir şeyle ilerletin ya da şurada küçücük bir şeyi var bunun seti var. O seti düz şekilde kırarak ya da düz şekilde eğerek de kullanabilirsiniz. Şimdi hemen kömürümüzü takalım arkadaşlar. Devam edelim. Delik yukarıya gelecek şekilde olacak. Bakın şurada delik yukarıya gelecek. Öncesinde ise şuradaki kablosunu, şu kablosunu geçirip ondan sonra kömürü atacağız. Yani o kablo şu kablonun üstüne şu yay basacak şu vaziyette arkadaşlar. O yüzden biz önce şu kabloyu yerine koyup ondan sonra kömürümüzü
yatağına geçiriyoruz. Ve şuradaki küçük küçük parçalarını, tırnaklarını tırnakların içe doğru eğiyoruz. Çünkü kömürümüz sıfır olduğu için demek ki usullere gerek yok. Evet, bakın görüyor musunuz? Kömür artık dışarıya çıkmıyor. Bu şeyinizin bozulmaması için aletinizin kömür sıkıntısı vermemesi için makinenizi zorlamamanız, çok fazla ısındırmamanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Yani daha uzun ömürlü kullanmak için motoru çok fazla ısındırmayın, çok aşırı zorlamayın. Çünkü her makinenin bir kapasitesi var. O kapasitesinin üzerine çalıştırırsak hiç kimse hiçbir şeyi kaldıramaz arkadaşlar. Bu her şey için geçerlidir. Yani bu insan için bile geçerlidir. Herkesin bir kapasitesinin fazlasını verirseniz onu kaldıramayacaktır. Şimdi nasıl yerine monte edeceğiz? Arkadaşlar şu parçayı şu vaziyette tutup ileriye doğru iteceğiz. Şu vaziyette iteceğiz. Şuradaki setleri şuradaki girintilerine geçireceğiz arkadaşlar. İterek tabii. İtip aşağı doğru bastıracağız. Yani şu vaziyette. İtiyoruz. Aşağıya doğru bastırıyoruz. Bu kadar basit. Ve şu sargısını da şurada, bunun bir yeri var. Evet, bunu da yerine taktık. Şimdi ben bunu önceden hazırlamıştım. Bunu da yeniledik. Hemen onu da aynı şekilde kolektöre ucunu değdiriyoruz. Değdirip ileriye doğru itiyoruz. Sonra da aşağıya doğru bastırıyoruz arkadaşlar. Evet. Gayet de güzel oldu. Şimdi hemen kapağımızı takalım. Yönünü işaret vurmadığım için bilemedim demiştim ama yere konduğu bir ipucu, bu sürekli böyle yere konuluyor ya, yere konduğu zaman bu altı değiyor. Bakın burası daha çizikli, burası daha temiz, o yüzden burası alt arkadaşlar. Ama her zaman dediğim gibi siz bir parçayı sökerken bir buraya bir de buraya çizik vurun, yönünü karıştırmazsınız arkadaşlar. Evet, yerine tutturduk. Eğer bu kapak olmazsa, videonun başında da söylemiştim, kömürler yerinden çıkar ve motor çalışmaz olur. Bu kapak önemli. Aynı zamanda buradan aldığı aynı zamanda filtre görevi de görüyor. Bakın şurada motor soğutması için şeyi var, ızgarası var. Filtre görevi de görüyor arkadaşlar. Toz pisliği, ya yani tozdan ziyade büyük parçaları oradan kurtarıyor. Evet. Yeterli miktarda sıktık. Şimdi şöyle bir elle dönüşünü kontrol edelim. Elimizi kestirmeden arkadaşlar. Gayet iyi. Gayet iyi. Vidas falan sıkık. Şuraların vidasını da kontrol edelim. Evet, şimdi deneme vakti geldi. Ya Allah, bismillah. Prizim fişimizi emniyetli bir şekilde düğmenin kapalı olduğuna emin olup prize fişimizi takalım ve aletimizi çalıştıralım arkadaşlar. Şurada bir tetik emniyet düğmesi var. Ona bastık ve ardından da tetiğimize basıp
Evet arkadaşlar, böylelikle bir arızamızı daha çözdük. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, bay bay.